Ve Meltem Hocaoğlu Akyol geliyor. Maria Torres Garcia ile karşı karşıya gelecek. Kadın kumite artı 68 kiloda değerli karate severler. Milli sporcumuz Meltem Hocaoğlu Akyol geliyor. Ukraynalı Stefanchko Anastasia'yı 2-1. Ardından Bosna Hersekli Stefani'yi 1-0 ve Kolombiyalı Torres Shani'yi 2-0 yenerek finale geldi. İstanbul'da gümüş, Dubai'de altın ve Paris'te gümüş. Son karate Premier Lig'deki hocam durumları İstanbul'da gümüş madalyayı kazandırmıştı bize. Ve ondan önce Dubai'de altın, Paris'te gümüş madalya. Meltem Hocaoğlu Akyol, Türk karatesinin çok önemli isimlerinden bir tanesi. Ve bugün altın madalya için İspanyol rakibiyle karşı karşıya gelecek Palacio González rakibimiz. Biz de konsantre olmuş bir şekilde Meltem'i bekliyoruz. Dualarımız Meltem'le. Arkasında milli takım antrenörümüz Levent Aydemir. Ve Meltem Hocaoğlu Akyol geliyor. En son Kolombiyalı Torres Shani'yi 2-0 yendiğini söylemiştik. Ve Levent Aydemir. Ekranlarımızda ve Maria Torres Garcia, zorlu bir maç. Meltem'e başarılar dileyelim. O da Isabel'i 5-1, Azeri Aliye ve Faride'yi 3-1, Japon Ayumi'yi elemeyi başardı ve son olarak Fransız Garcia Nancy'yi 6-4 ile geçti ve finale. İstanbul'da derece yapamamıştı. En son Dubai'de Karate One Premier Lig üzerinde en son Dubai'de gümüş madalya kazanmış bir isim. Değerli karate severler, Meltem Hocaoğlu Akyol'a başarılar diliyoruz. Ve baş hakem görüntüye geldi. Karşılaşma başladı. Haydi Meltem diyelim. Meltem şu anda rakibini yokluyor. Mesafe ayarını yaptığı anda vuracaktır kendisi. Rakip uyarı geldi. Evet. İkazda bulundu orta hakem. Dövüşmeler için şimdi ceza evet, verecek. Şimdi ilk ceza puanı geliyor evet, değil mi hocam? Burada iki ceza puanı var. Kategori 1 ve kategori 2 diye. Hı-hı. Kategori 2 tutuşlarda, pasif dövüşlerde, kaçışlarda, dışarıya çıkmada uygulanıyor. Bir de yumrukların ıska geçişlerinde. Kategori 1 de kontak, sert vuruşlarda. Darbeye bağlı, darbeye değil mi? Bağlı, çok evet. Evet. Çok güzel bir atak var. Evet. Çok güzel ilk puan alıyoruz. Bravo Meltem. İlk puan geliyor. Meltem Hocaoğlu Akyol. Joe'dan seviyesine çok güzel bir yumruk vurdu. İlk puan aldı. Avantajlı duruma geldi. İnşallah korumaya devam edecektir. Hatta puan farkını açacaktır. İnanıyorum buna. Umuyoruz. Meltem Hocaoğlu Akyol. 1-0. 2 dakika 20 saniye var. Müsabakanın sona ermesine iyi bir başlangıç Meltem'den. Sürpriz tekmeleri de var Meltem'in. Onu da bekliyoruz mutlaka. Çok güzel bir tekme vurdu. Hocam tekme bekliyoruz dediniz. Tekme geldi Meltem'den. Geldi ama ilk başta bir yumruk yedik araya. Oralarda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha maçın süresi uzun zaten. Şimdi ikaz da geldi. VAR'a gidiyoruz. Birbire geldi ve şimdi de evet, VAR'a gidiyoruz. O tekmeye şurada. Tekmeye bakacağız. Ters açıdan bakmak gerekiyor. Burası evet, burası alır, biraz uzak kalıyor hocam. Evet. Çok bir şey söylemek mümkün değil gibi buradan. İşte burası. Bu açı. Ha, sanki gelmiş mi? Kolu mu var orada? Yani kol var ama bakalım. Puan da çıkabilir ama enteresan bir durum. Çıkmadı. Çıkmadı. Maalesef. Durum 1-1. Meltem Hocaoğlu Akyol finalde İspanyol rakibiyle karşı karşıya geliyor. Garcia ile iyi başladık müsabakaya. Dövüşmesi lazım Meltem'in. Evet.
Meltem'den de duyduk. Koluma geldi dedi. Dirseğime geldi dedi. İnşallah hakemler de sizlere kadar görüşürüz. Gelmiştir o. Evet. İşte burada. Evet hocam. Evet, koluna gelmiş. Puan buradan da çıkma ihtimali düşük ve çıkmıyor. İki tarafta kartını kaybediyor. Artık itiraz hakları bitti. Müsabaka boyunca. Birbirlik eşitlik var. Haydi Meltem. Meltem'in onları tamamlaması lazım. Biz avantajlıyız zaten. Rakip puan arıyor şu anda. Evet. Onu da hatırlatalım izleyicilerimize. Evet. İlk puanı çok güzeldi. Milli sporcumuz Meltem almıştı. İkaz geldi. Kontrollü Meltem hocam şu anda. Çok güzel bir çudak tekme vurdu. Çok güzel vurdu. Hayır, koluna geldi. Koluma geldi diyor Garcia ama. Sami hocam hayır diyor. Sesi duyduk. Ve 2 puan geldi Meltem. Hocaoğlu Akyol 3-1'e getirdi durumu. Bravo Meltem. Garcia Torres koluma geldi dedi hocam ama. Bu yabancılar çok yalan söylüyor. Yüksek dur. Önde durman lazım Meltem. Meltem sen dövüş yeter. İkinci ceza puanı eklenmiş oldu Meltem hocam ikinci kategoride. Şimdi yedik işte. Çok panik havası yarattık bir anda. Bu evet çok iyi olmadı. Motivasyonunu kaybetme. Uyarısı geldi kenardan Meltem'e. 3-3 hala. Avantaj bizde 40 saniye var. Haydi Meltem. Altın madalya yolunda. Son 30 saniye. Tutuşlara girmemesi lazım. Çok güzel. Bir tekme Meltem'den. Vurdu ama hakemler gördü mü? Bakalım puana dönüşecek mi? Hayır. Maalesef. İspanyol sporcuya gitti puan. Son 20 saniye. 4-3 gerideyiz. Haydi Meltem. Çok güzel vurdu. Yumruk geldi Meltem'den. Çok güzel vurdu. Çok güzel vurdu. 4-4 bravo. Yaptı. Bravo. 4-4'e geldi skor Meltem. 13 saniye kala bir kez daha 4-4'e getirdi durumu. Bravo Meltem. Altın madalya yolunda devam ediyoruz Portekiz'de. Haydi Meltem. Oley! Çok ve güzel tekme geldi. Bravo Meltem. Meltem çok hoca olarak yok. Vurdu. Olayı bitirdi işte. Burada kopardı. Müthiş kafaya işler yaptı. Önce 4-4'e getirdi ve şimdi bu tekmeyle 3 puanı alıyor 10 saniye kala. Meltem Hocaoğlu Akyol çok iyi işler yapıyor Portekiz'de. Tatami'de Meltem Show var. Kesinlikle. Sürpriz tekmesini vurdu. Evet hocam sürpriz tekme bekliyorduk ve altın madalya çok yakın Meltem. 2 saniye var. Evet rakibinde bir yetişi var. Son 15 saniyenin altına düştüğü zaman hiç cezan olmasa bile direkt çuyu oluyorsun. Yani 3 ceza birden alıyorsun. Biz avantajlıyız. 2 cezamız var. Ve bir hakkımız daha var. Evet ve kazandı. Ve evet çok Meltem güzel. Hocaoğlu Akyol Portekiz'de altın madalyanın sahibi oluyor sevgili karate severler. Tebriklerimizi iletiyoruz. İspanyol rakibini 7-4 ile geçmeyi başarıyor Meltem Hocaoğlu Akyol. Pandemide verilen arada uzun bir sürenin ardından tatamiye çıkıp İstanbul'da gümüş madalyayı kazanmıştı Meltem Hocaoğlu Akyol ve bugün de İspanyol rakibini mağlup ederek yaklaşık bir ay sonra altın madalyaya uzanıyor.
Meltem Hocaoğlu Akyol Portekiz'de Karatevan Premier Lig'de altın madalyanın sahibi. Sevgili karate severler, ikinci altın ve toplamda 8. madalyayı ülkemize getiriyor. Seyir zevki çok yüksek bir müsabaka izledik. Çok güzel teknikler vardı. Geriye düştük, geriden geldik, pes etmedik. Meltem'e de bu yakışır. Şampiyonluk yakıştı. Kendisi aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bizim sporcumuz. Evet, kendisini hocam. Tebrik ediyoruz. Olimpiyat yolunda çok büyük bir engeli aştı. Kotayı aldık gibi. Son Avrupa şampiyonası kaldı ama orada da kürsü görecektir inşallah.